Felsefe TV'den mutlu günler. Bu hafta doçent doktor Ata Özkoy hocamla beraberiz. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Haftanın ekonomik gelişmelerini yorumlayacağız. Türkiye ve Amerika ekonomisine bakacağız ve dünyada ne olup ne bitiyor. Hızlıca sizler için özetlemeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent hocam. Çok teşekkür ederim. İyi geceler hocam, dilerim. Teşekkürler. Biz sizinle yaptığımız programlarda veya işte beraber katıldığımız programlarda aslında genel itibariyle hep olayların yapıcı tarafına odaklanmaya çalışırız. Evet. İyi yanlarını görmeye çalışırız. Ama pandemi dönemiyle beraber birazcık bizim de dönem dönem karamsarlığa düştüğümüz bir süreç yaşıyoruz. Malumunuz çünkü pandemi henüz bitmiş değil. Özellikle aşılardan çok umutluyuz ama aşılamalar istediğimiz hızda gitmiyor. Ve aşının etkinliği konusunda bazı tartışmalar var. İşte aşının üretimiyle ilgili ve paylaşımıyla ilgili, eşitsizliklerle ilgili bazı konular var. Ama bir taraftan da dünya ekonomilerini bir an önce açmak isterken yeniden yeni kapatma haberleri geliyor. Şimdi evet. Böyle bir ortamda dünya ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki süreci nasıl bir süreçle algılamamız lazım? Onu sorarak başlayalım isterseniz. Tabii çok teşekkür ederim Levent Hocam değerlendirmeniz için. Genel çerçeve itibariyle doğru bir eksene tekabül ediyor söyledikleriniz. O da şu, pandeminin geçeceğine dair, yani önümüzdeki kısa dönem içinde pandemiyi atlatacağımıza dair keskin işaretler henüz yok. O açıdan söylediklerinizi alıp buradan eğer devam edersem ve küresel ekonomiye bakmamız açısından Amerikan ekonomisi ve Uzak Doğu ekonomisi de onun karşılığında ortaya koyarsak karşımıza garip bir tablo çıkmakta aslında kısa dönem içinde. Şöyle ki tablonun garipliği şuradan ortaya çıkıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde henüz yoluna oturmayan ve bir türlü yoluna koyulamayan, yani yapılamayan dengeler söz konusu. Ve bunu da aslında anons ediyor Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin belirli kuruluşlarının sözcüleri. En son benim dile getireceğim, size de hatırlatacağım, tabii mutlaka takip etmişsinizdir. Sayın Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri Hazine yeni bakanı, bu gidişat içinde Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin yakın zamanda rayına oturmayacağı konusunda çok fazla ve çok rigid, yani keskin sinyaller veriyor özellikle finansal piyasalara. Bu açıdan bakıldığında çok enteresan bir durum söz konusu. Şöyle ki ABD ekonomisi önümüzdeki 3 ay veya 6 ay gibi kısa orta dönem diyeceğimiz, makroekonomik açıdan kısa orta dönem diye nitelendireceğimiz zaman aralığında beklenen seviyeye gelemeyeceği birinci ağızdan ifade edilmiş durumda. Böyle bakıldığında bunun hem ülkemize hem dünyaya yansımaları söz konusu bir açısından buna herhalde önümüzdeki dakikalarda işaret edeceğiz. Ancak sebepleri ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi içindeki yansımaları açısından bakıldığındaysa çok daha enteresan durumlar söz konusu olacak. Şöyle ki ben birkaç veriyle bu konuya katılarak size aslında bunu iletmek istiyorum. O da şu, yaklaşık 18 milyon ABD vatandaşının işsizlik başvurusu yapmış olması ve işsizlik sigortasından yararlanmak istemesi ve bunun son içinde bulunduğumuz haftada da 1.3 milyon gibi bir rakama tekabül ediyor olması, yani yeni başvuruların da 1.3 milyon olması Amerika Birleşik Devletleri ekonomi açısından, ekonomi politikasını yürütenler açısından, ekonomi teorisini yürütenler, bunu akademide dile getirilenler, bunu artık yani şöyle söyleyeyim, Nobel ödülü ile de taçlandıranlar açısından çok anormal seviyelere karşılık geldiğinin ifade edilmesi lazım. Belki onlar şu an karşımızda olsalar bize şunu diyebilirler, ya siz
gelişmekte olan bir ülkenin ekonomistlerisiniz. Hani bunu söylemeye hakkınız yok diyebilirler ama bu gerçeği değiştirmeyecek. Çünkü bu bilimsel bir yaklaşım olduğu için dünyada ortak ve ortak sorunlarımızın bir yansıması ve Amerika Birleşik Devletleri bütün bilimsel yaklaşımı ve akademik büyüklüğüyle beraber bu konuda şu an çaresiz gibi gözüküyor ve çaresizlik şuraya yansımış durumda. Sayın Biden hükümetinin 2 trilyon dolarlık paketi çıkarması gerek koşulu olmuş durumda. Şimdi ne demek istiyorum? İzleyicilerimiz açısından bunu açmam lazım. 2 trilyon dolar yetmeyecek ve devamı gelecek. Yani bu hakikaten hem teorik hem pratik açıdan çok zor kabul edilmesi gereken bir durum ve Amerika Birleşik Devletleri şu an bunun içine girmiş durumda. Ekonomisiyle evet. Ve sanayisiyle ve bunun nereye gideceğini henüz bilmiyorlar ama bildikleri tek bir şey var, ifade ettikleri. Sayın Yellen bunu bütün dürüstlüğüyle ifade ediyor. Ben de bunu takdir ediyorum. Bu yapılmazsa zaten problem içinden çıkılmaz bir halde duracak ve muhtemelen kaotik bir sürece evrilecek. Yapılırsa çözülüp çözülmeyeceği belli değil. Yani nasıl tabir edileceğini bilim dünyası dışında edebiyat anlamında çok farklı yollar bulabiliriz tabir etmeye ama bilim dünyası açısından ben bu kadarını kafi buluyorum söylemeye. Hocam şimdi tabii biz gelişmekte olan ülkenin ekonomistleri olarak dediniz ya. Şimdi benim de şöyle bir her zaman şöyle bir itirazım oluyor. Gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisti olarak biz her zaman gelişmekte olan ekonomiler olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin krizlerini finanse eden ülkelerden birisi oluyoruz. Tabii o çok acı bir şey evet. Daha öncesinde de böyle oldu. İşte Amerika Birleşik Devletleri bir krize girer. O krizi çözmek için genişleme yapar. O genişlerken ortaya çıkan o teşvik paketleriyle ortaya çıkan önce yüz milyarlarca dolar, şimdi trilyonlarca dolar bizim gibi gelişmekte olan ekonomilere gelir. Bizim gibi ekonomilerde sıcak parayı sevdiği için biraz daha faiz artıralım, daha çok döviz girsin içeri yaparız. O carry trade cennetine döneriz. Evet. Sonra o paralar çıkarken daha büyük sıkıntıya gireriz. Dolayısıyla biz Amerikan krizlerini finanse etmek üzere kurgulanmış Washington konsensüsünün uzantısı bir ekonomi politik gördüğümüz zaman ben itiraz ediyorum. Şimdi dolayısıyla evet. Siz çok güzel söylediniz onu. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri'ne teşvik paketi yetip yetmeyeceğinden daha ziyade biz ne yaparız da bu Amerika bir daha krize girmezi konuşmamız gerekiyor. Elimizdeki iktisadi literatür de bunun için yetersiz maalesef. Yani artık evet. Belki masallarda falan olacak bir durum var. Çünkü ne kadar Amerika genişlerse genişlesin, teşvik paketi artarsa artsın, orada da bizim hep tartıştığımız işte finansal sektör, reel sektör hikayesi, o aradaki uçurum hikayesi Wall Street ve Main Street olarak karşımıza çıkıyor. Bir takım sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen yüzer dolarlık yatırımcıların bir anda bir hisseyi uçurduğu, bir hisseyi düşürdüğü dönem yaşadık geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz. Bir Reddit çılgınlığı yaşandı. Şimdi böyle büyük bir ekonomide, bu kadar dünyayı yakından ilgilendiren bir ekonomide bu tarz manipülatif hareketlerin rahatlıkla yapılıyor olması da çok korkutucu. Böyle bir dönem geçeceğiz ama bakalım ne olacak. Yani bu dediğiniz gibi yine şöyle olacak tahmin ediyorum ben. Geçmişte böyle oldu çünkü. İlk kriz olduğu anda herkes bir Keynesyen oluyor. Aman devlet gelsin buraları bir toparlasın. Kamu olmadan olmaz, işte devlet genişlesin, harcasın falan. Sonra krizin bitme sinyalleri gelmeye başladıkça ya devletin de ne işi var kardeşim buralarda deyip ortaya çıkan neoliberal anlayış falan var. Biz herhalde o kriz anında Keynesyenler, kriz çözüldükten sonra neoliberaller arasında ezilen gelişmekte olan ülke ekonomistleri olarak biz de bunlarla ilgili makaleler yazacağız. Yani yapacağımız o. Şimdi Levent Hocam, sizin Keynes konusundaki uzmanlığınızı biliyorum zaten malum. Sadece küçük bir nokta ilave etmek istiyorum oraya. İlave değil de başka bir pencere diyelim. O da genelde değerlendirilirken Keynes'in matematikçi olduğu aslında unutulur.
Yani tartışmaya girildiği zaman neden bazen öyle, bazen de böyle dediği öne sürülür ve bunun bir hani çelişki olduğu varsayımıyla hareket edilir. Halbuki matematikçi olan Keynes'in yaklaşımı bu matematik problemlerinin çözümüyle ilişkilidir. Yani 29 krizini çözmek için kullandığı yöntemler matematik yöntemler olduğu için işe yaramıştır. Yani adam bunu ortaya attı ve kendince ispat ettiği için işe yarayacağını biliyordu ve işe yaradı zaten. Aslında burada ilginçlik yok. Yani Einstein'ın yaptığının bir benzeri versiyonu, sadece fizik değil, konu ekonomi. Dolayısıyla Keynes'e bakış açısında bizim gibi toplumların, yani bizim gibi toplumların bilim adamları her nedense bu tip insanlara, yani teoriyi geliştiren insanlara bakış açılarında bir tür miyopluk yaşarlar. Bu da şuradan kaynaklanır. Ne demek istediklerini bir türlü anlamazlar veya kendi istedikleri yöne çekerler. O da şu, şimdi matematik olarak bunu ispat etmeye ehil bir insanı siz alıp da ya o onu değil bunu dedi deme selahiyetine aslında sahip değilsiniz. Çünkü o zaten ne dediğini açıklıyor ve bunu matematik olarak da açıklıyor. Ve ben 1924 yılında 21-24 arası yaptığı yayınlarda olasılık teorisi üzerine yazınlarını gördüm. Yani şöyle söyleyeyim, öngörüsü kuvvetli bir hatta matematikçidir bir yanıyla. 1954 yılında Savage'ın ortaya atacağı, daha 30 sene öncesi, 30 sene sonrası için bunu öngörüyor. Sübjektif olasılık, bunu siz de bilirsiniz. Belirsizlikle mücadele, aslında belirsizlik kavramıyla mücadelenin bu temelidir. Savage'ın ortaya atacağı teoriyi 24 yılında Keynes olasılığı sorgulayarak aslında, yani neden yatırımcılar bunu olası görür, bunu olası görmez, bunu sübjektif olarak olası görür problemine giriyor zaten. Bu kapasitede bir adam Keynes. Dolayısıyla Keynes'i belirli bir görüşü savunan, mutlak savunan, bundan vazgeçmeyen bir adam olarak göstermenin ben hiçbir geçerliliğini görmüyorum açıkçası, evet, ama hocam. Dahası da bu var. Tabii işte o yüzden sizin alanınıza girmek istemiyorum, imtina ediyorum. Çok keyifli oluyor. Şöyle hocam, dahası buyurun. Var. Daha komik bir şey var. Keynes kendisini liberal olarak tanımlıyor. Makalesi var. Evet. Am I a liberal, evet, diye Keynes'in kendi makalesi var. Evet. Ve diyor ki ya ben bu bütün kamu politikalarını şunun için önerdim. Özel sektör kendisini kurtarsın diye önerdim diyor. Evet. Çünkü matematik olarak o gerekiyordu o dönem. Yani onu açıklıyor. Hatta şöyle bir örneği vardır. Kendi kitabındaki ifadesiyle şişenin içine ya, devlet parayı basacak, şişenin içine koyacak, götürecek onu uzak ücra bir çöplüğün altına gömecek. Sonra bir özel şirkete para verecek ki gitsin o parayı oradan çıkarsın gelsin. Böylelikle döngü yaratacak, o özel şirketi kurtaracak. Yani böyle bir yerden, hani Keynes böyle bir adam, böyle bir iktisatçı. Biz başka bir yere getirdik. Bizim iktisat kitaplarında falan da hiçbirinde, Türkçe literatürde değil. Ben yazmaz. Hiç yazmaz. İki tane yerde gördüm zannedersen. Hemen hemen hepsine bakmışımdır ama bir veya iki tane yerde rastladım Keynes'in bu tarz görüşleri olduğunu. Bizde mesela Keynesyen deyince devletçi. Tamam, devlet olacak, başka bir şey olmayacak gibi bir algı. Öyle değil aslında. Yani orada şimdi bugünkü yaşadığımız iktisadın temel sorunlarından bir tanesi işte bu serbest piyasa koşulları, bu serbest piyasa üzerinden ekonominin kurgulanması, tamam, bununla ilgili bir şeyimiz yok, itirazımız yok, ama onun sınırları ne olacak? Bunun düzenlenmesi ve denetlenmesi noktası bizim için çok önemli. Orada da şunu görüyoruz, ben geçtiğimiz programlarda, politik ekonomi programlarında birkaç kez bunu örneklendirmeye çalıştım ama siz varken daha da keyifli olacaktır burayı tartışmak. Şimdi bugünün gelişmiş ekonomileri dediğimiz ekonomilerin tamamı, istisnasız hepsi, gelişirken ve kalkınırken korumacı ekonomi politikaları uygulamışlar. Bebek sanayilerini kendileri korumuşlar, büyütmüşler, desteklemişler. Yani kamu yapmış bunu, devlet yapmış. Sonra belirli bir rekabet seviyesine gelince serbest bırakmış. Çünkü artık sen onunla rekabet edemiyorsun. Mesela gelişmekte olan bir ekonomi
o sektörle rekabet edemiyor. Dolayısıyla bunu yapan ekonomilerin işte bugün geldiğimiz noktada tabii ki devlet hadi gelsin bizi kurtarsın noktasında olması çok normal. Hani bunu tartışmıyoruz ama biz yapmaya kalkınca, bizim gibi gelişmekte olan ekonomiler yapmaya kalkınca eleştirilmesini ben komik buluyorum. İşte bize de şimdi şey meşhur işte biz IMF çok mutlu olacak falan diye böyle yaklaşanlar oluyor ya işte ama biz piyasanın gerçeklerini yaptık. Ya ben de bu piyasa konusunu herkese soruyorum. Piyasa nedir? Yani şey oluyor mesela piyasa 150 bas puan faiz artışı şey yapıyor, öngörüyor. Piyasa işte enflasyondan mutsuz. Kim bu piyasa? Bunun içinde vatandaşlar yok piyasa dilinde. Levent Hocam çok doğru bir yere getirdiniz konuyu. Bir cümle geriye alayım ama sizin bıraktığınız yere getireceğim. Çünkü haksızlık olur. Yiğidin hakkı yiğide. Keynes'in felsefi fikirlerinin bir paydaşı vardır. Ramsey, onu da hatırlatayım. O 26 yılında vefat etmiş genç bir akademisyen. Bu fikirlerin paydaşı odur. Ona da bizim araştırmacılarımızın eğer bu konuları incelemek isterlerse bakmalarında fayda görüyorum. Oradan alıp şimdi buraya dönüyorum. Piyasa dediğimiz yani finansal piyasa dediğimiz aslında varoluşu itibariyle bir matematik fonksiyondur. Yani hem öğrencilerimize böyle anlatabiliriz hem de bu şekilde modelleyebiliriz. Bir model yaratabiliriz. Modelimizi de şu olursa bu yanlış olmaz. Finansal piyasa tasarrufları alacak, girdi olarak alacak bildiğiniz herhangi bir matematik fonksiyon girdi olarak alacak ve reel ekonominin bizde ülkemize özel düşünürsek KOBİ'lere bunu verimli şekilde dağıtacak. Şimdi bu eğer işin içine borçlanmayı sokuyorsak ve faizi sokuyorsak çok farklı bir tanımlamaya gitmemiz lazım. Şimdi normalde yapacağım tanımlama bu iken diğer tarafta çok özür diliyorum. Bu olmadığı zaman nasıl yürür ya da yürüyebilir mi sorusuna cevap karşımıza şu çıkmakta. Bu yürümez çünkü bizim reel ekonomiye verimli bir şekilde kaynakları yönlendirmemizin önünü tıkayan en büyük problem faizin birim miktarda, birim zamanda değiştirilmesidir. Yani bu eksi olur, artı olur. Ancak bunun değiştirileceğini bilmeniz ya da finansal piyasaların bunun değiştirileceği konusunda kendi içinde uzlaşmış olması buradaki stabiliteyi bozar. Stabilitenin bozulması sizin de bildiğiniz gibi uzun dönemli kararlı durumun bozulması demek olacağı için fiyatlama davranışı tamamen bozulur. Enflasyon ortaya çıkması, bekleyen enflasyon ve finansal piyasalar daha fazla faiz istiyor gibi garip bir döngüye doğru yönleniriz. Bugüne geldiğimiz zaman eğer bugünü içinde bulunduğumuz durumu konuşacaksak şunu göz önüne almamız gerekir. Kasım ayı itibariyle ekonomi politiğimizde yapılan değişiklik sırasında sizinle de programı Kasım ayında yanılmıyorsam Kasım ya da Aralık ayındaydı. Hatırlıyorsanız şunu dile getirmiştik. Bu değişiklik yani faiz artırımının ilk ve son olacağını bilsek zaten sorun yok. Ancak bahsettiğimiz döngü helozonik yapı oluşacağı için bu ilk ve son faiz artırımı olmayacak. Bunun devamı gelecek. Zaten devamı geldi bildiğiniz gibi. Bunun kötü yanı ne olacak derseniz sizin de bildiğiniz gibi bizim üretim zincirimizdeki KOBİ varlığı bundan çok olumsuz etkileneceği için doğrudan işsizlik ve büyüme problemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani ilk etapta büyük ülkelerden, bunu yapan gelişmiş ülkelerden çok farklı bir yanımız ortaya çıkıyor. Hatta işin enteresan yanı gelişmiş ülkeler deyip bir kenara bırakmamamız lazım. Ben Hindistan'a da örnek vermek istiyorum. Bugün %4 faiz veriyor Hindistan. Sizin de bildiğiniz üzere yani %4 ile %17 bizim verdiğimiz faiz arasında %13 faiz var. Ve bu çok büyük bir oran.
Burada şimdi finansal piyasalar ne der ile düşündüğümüzde şunu diyecekler. Hindistan'daki enflasyon bizdeki kadar yüksek değil. Ancak o zaman da ortaya şu çıkacak. Hindistan'daki beklenen enflasyon ile ülkemizdeki beklenen enflasyon arasındaki farkın zaten sübjektif olması yanı ile finansal piyasalar tarafından oluşturulduğunun düşünülmesi lazım. Bu bence es geçiliyor Levent Hocam. Neden es geçildiğini henüz bilmiyorum. Yani bunu belki iktisatçılar olarak tartışmamız lazım. Çünkü yabancı yatırımcı Kasım ayından beri 15 milyar dolarla bizim piyasalarımıza geldi biliyorsunuz. Bunu acaba beklenen enflasyon %20'nin altında kalacak diye mi geldi, yoksa ben çıkacağım zaman dolar kuru zaten 7,5'un altında olur diye mi geldi? Şimdi burada yatırımcı davranışının modellenmesi gerekiyor. Biz biraz önce sizin dediğiniz gibi Keynes'in modellenmesinde sıkıntı çeken bir entelektüel ortama sahipken, matematik olarak optimizasyon yapabilen bir sosyal bilim camiasına sahip değiliz. Aslında bu problem bir optimizasyon problemidir ki yabancılar bunu yapabiliyorlar sizin de bildiğiniz gibi, özellikle yatırım şirketleri. Ve orada stop loss gibi, yani nerede zarar edecek, nerede kar edecek, onu algoritmik olarak ifade edebiliyorlar. Burada benim gördüğüm ve gözlemlediğim, eğer sığ bir piyasa oluşursa özellikle bizim para piyasalarımızda, yabancı yatırımcı getirdiği 3-5 milyon dolarla bu piyasayı yönlendirebileceği için ben 7,5'ta çıkabilirim kurgusunu yapabilir. Bu da onun beklenen enflasyona bakmadığını, beklenen enflasyona bakmayacağını bize gösterir. Ancak beklenen enflasyona bakacağına dair yorumların neden bizim akademik camiamızda ortaya çıktığını göstermiyor. Yani ben şunu anlayamıyorum ve yorumlayamıyorum. Niçin bizim teorik yaklaşımımız beklenen enflasyona bakılmak zorunda olduğunu anlayamıyorum. Çünkü kitabi olarak bu bile çok eskide kalmış durumda. Hem de mevcut zaman serileri göz önüne alındığında, özellikle kur açısından bakıldığında, yabancı yatırımcının ben asla ve asla beklenen enflasyona baktığını düşünmüyorum. Ben cevap vereyim mi hocam? Niye bakmak zorundayız? Piyasa öyle istiyor. Yani piyasa ne olduğunu bilmediğimiz şey, piyasa öyle istiyor. Şimdi hocam çok haklısınız. Şimdi bize şey diyorlardı, işte reel faiz vermemiz lazım. Ben evet, de şunu evet. Soruyorum. Ya şimdi yabancı geliyor, burada yaşamıyor. Parasını gönderiyor. Bir takım evet. Aracılar var arada. Bu reel faizin nesinden etkileniyor acaba yabancı? İşte o reel faiz verme hikayesi aslında ülke içerisindeki finansal istikrarsızlıklara bağlı olarak daha yüksek faiz seviyesinden bir carry trade oluşturmanın zemini gibi geliyor bana. Evet. Şimdi yok, bunu doğru sorsanız, hocam, doğru. Bunu şimdi sorsanız işte enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır diye cevap verecekler ama enflasyonun E'siyle bile ilgilenmeyen yatırımcılardan bahsediyoruz. İşte beklenen enflasyon, siz çok güzel açıkladınız orayı. Şimdi Türkiye şöyle bir yere yeniden hapsedilmeye çalışılıyor. Bir 3-4, en az %3-4 %3-4 evet. Reel faiz versin. Bunun için de faizleri, yani politika faizini yukarıda tutsun. Politika faizi yukarıda tutunca mevduat faizleri de yukarıda kalacak. Şimdi döviz gelecek, dolar. İçeride TL'ye dönecek, doları düşüreceğiz. Aa, ekonomi çok başarılı, iyiye gidiyor, dolar düştü olacak. Evet. 6.80'ler. 6.80'ler. Evet. İsterseniz evet. Konuşuruz orayı da. Tabii de inanılmaz bir faiz alacak. Sonra evet. Dönecek, canı sıkılacak veya bir şeye kızacak. Ya da birisi diyecek ki tamam artık Türkiye'den kazandığımızı kazandık diyecek. Bu sefer TL'yi dolara dönerken bir döviz talebi yaşatacak. Geldiği yerden daha yüksek bir seviyeye çıkartıp çıkıp gidecek. Ondan sonra diyeceğiz ki Türkiye'nin CDS'lerinde problem var. Şimdi evet. Bu hikayeyi izleyicilerimiz beni affetsinler, siz de affedin. Biz 25-30 yıldır yiyoruz yani bunu. Evet. Aman yabancı yatırımcıyı ürkütmeyelim, daha yüksek faiz verelim. Fiyat istikrarı her şeydir. Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır. Bizim işte faizi yükseltmemiz lazım.
Gerekirse bir daha yükseltiriz. Aa, bunu beğenmediniz mi? Bir 200 daha yaparız falan diyerek biz bir carry trade cennetine dönüştük. Ama bir türlü anlamadık ve maalesef şunu da görüyorum ben. Bizdeki akademik camiada da reel gerçeklerden oldukça kopuk bazı değerlendirmeler var. Şimdi trader böyle yapacak. Yani trader'a itirazım yok. Trader böyle yapacak yani oralardaki farklılıklardan kazanacak. Trader'a itirazım yok ama akademisyenlerin trader gibi yaklaşımları beni çok endişelendiriyor. Çünkü çocuklara bunları öğretiyorlar. Ondan sonra o çocuklar ekonomi böyleymiş gibi algılıyor. Onun dışında bir şey duyduğu zaman siz cahil oluyorsunuz. Oysa yani 1776 yılında adına politik ekonomi denilen şey böyle bir şey değil. Evet. Ya orada toplumun refahı nasıl artar? Evet. Ülkenin refahı nasıl artar? Eşitsizlikler nasıl ortadan kaldırılır? Bu oluşan gelir nasıl adaletli dağıtılır falan? Bunlar konuşuluyor 1700'lerde, 1800'lerde. Bugün de şu konuşuluyor. Doları düşürdün, çok başarılısın. Merkez inanılmaz, dünyanın en başarılı merkez bankası sensin. Doları düşürdün, bu kadar. Şimdi hocam dediğinizde çok doğrusunuz. Özetlediniz zaten. Ben şöyle bir katkı ya da geliştirme, çeşitlendirme yapabilirim. Bunu hakikaten bizim Merkez Bankamızın da bu ölçüde şu an değerlendirdiğini düşünüyorum. Beni maruz görün. Merkez Bankası'nı hiç demiyorum. Son enflasyon raporu toplantısını ben artık hiçbir şey söyleyeyim. Yok, onlar şu an bana kızabilirler ama eklemek, bunu söylemek, dile getirmek zorundayım madem konu açıldı. Gerçekten 6.80, 6.75 seviyesini hedefliyor bir görüntü var ortada. Ama diyeceksiniz hocam, peki nasıl bunda, hedefliyor? Bizde işte bunda ne kötülük olabilir diyeceksiniz. Şimdi aslında bunda bir kötülük yok ama şimdi %17 faizin üzerine ben gerekirse faiz arttırabilirim argümanını koyduğunuz zaman bu bizim gibi bir ülke için inanılmaz bir yük demektir. Yani şöyle şunu demek istiyorum izleyicilerimiz açısından, %14 faiz olsa ve %15 yapacağım demeniz ile %17'den %18'e çıkaracağım demeniz arasındaki yük farklı. Topluma dağıtacak yükü arttırıyorsunuz. Öyle ki %17 zaten büyük. Bunun üzerine ben hocam bu marjinal kelimesi pek sevmem. Onun yerine türevi kullanmayı daha çok severim. Matematik karşılığı olduğu için bu türev ifadesini koyduğunuz zaman %1'lik değişimi çok daha fazla bir yük bindirmiş oluyorsunuz ve toplum bunu uzun bir süre ödemek zorunda kalacak. Bunu kim ödemek zorunda kalacak? Bunu İş alanı yaratmak zorunda olan küçük ve orta ölçekli üretim birimleri ödemek zorunda kalacak ki belki bizim akademisyenlerimizin bakış açısıyla bu küçük orta ölçekli birimlerin çok bir önemi yok. Halbuki bunların sadece bizim için değil, dünyanın bütün geneli için çok büyük bir önemi var. Yani bunun neden böyle değerlendirildiğini henüz anlamıyorum ancak biraz önce Amerika Birleşik Devletleri için konuştuğumuzda şunu vurgulamak isterim. Toplumun ekonomik katmanları arasında meydana gelen eşitsizliği gidermenizin tek yolu bu küçük orta ölçekli birimleri ihya etmenizdir. Bunun başka yolu yoktur. Çünkü bu kadar geniş alana yayılmış başka bir üretim birimi yok. Yani ben Apple'a destek verirsem örneğin, Apple'a verdiğim destek toplumdaki eşitsizliği gidermez. Amerika ölçeğini düşünürsek Afro-Amerikanları veya Uzak Asyalıları ihya etmez. Çünkü Apple'ın iş gücü sağlama potansiyelinden bunlar faydalanmıyorlar. Halbuki küçük orta ölçekli birimler Amerika'da olduğu gibi bizim ülkemizde de toplumun iş gücünü sırtlanmış durumdalar. Yani bunu reddettiğiniz zaman siyasi olarak çok büyük bir sorumluluk alırsınız ki bu seçim kaybetmeye kadar gider bir yandan. Öte yandan seçimi bir yana bırakalım, sefalete kadar götürür. Yani toplumun katmanları arasındaki eşitsizlik çok daha derinleşir. Dolayısıyla faiz konusu bir finansal piyasa penceresinden değerlendirilmenin çok çok ötesinde
önemli bir konudur. Bu iktisat teorisyenleri açısından da faizi ben sonsuz küçük kadar arttırdım. Evet, dünyadan sonsuz küçük fazlayım. Bütün yatırım bana gelecek kadar basit ele alınacak gibi de değildir. Çünkü dünya değişmekte ve yatırım fonları da artık ben Türkiye'den çok faiz alıyorum, oraya da koşup gideyim diyecek durumdan çıkmış vaziyetteler. Bunu şöyle özetleyebilirim Levent Hocam. 80'lerde, 90'larda Sayın Çiller, Sayın Yılmaz hükümetleri zamanında bu faizin biraz arttırılması, 94 kararları belki o politik çerçevede yabancı yatırımı büyük oranda çekiyordu. Ancak şu an yabancı yatırımcı ehil iş gücün oluşturduğu özel alanlara yönlenmekte. Yani haberleşme alanı, uydu haberleşmesi, uzay teknoloji alanına yönlenmekte. Siz faizi arttırdığınızda gelen yatırımcı maksimum 3 ay gelir. Yani bunu bizim hem akademi camiamızın hem Merkez Bankamızın dikkate alması gerekir. Çünkü orta uzun dönem plan yaptığınız zaman 3 ay sonrası için gelmeyen bir yatırımcıdan medet umup siz %20 faiz vermeye kalkmamanız lazım. Çünkü bir daha geri dönüşümüz olmayabilir. İşte bu, 3 ay sonra bir 200 bas puan daha yapacağız. 3 ay sonra Levent Hocam işte yapsanız bile almayabilirsiniz. Yani o kadar tehlikeli evet, hocam, bir nokta ki artık orada ne diyeceğimi ben de bilmiyorum nasıl ifade edilebilir. Orada çıkışınız yok. Yani o noktaya gittikten sonra hem geri dönüşünüz olmaz, hem hakikaten biriktirmeyi tasarladığınız rezervlerin yarısını bile biriktiremezsiniz. Yani oradaki varsayımınız bana sorarsanız hatalı olur. Ki o varsayım siz de biliyorsunuz kuru düşürmek, dolarizasyonu çözmek ve rezerv biriktirmek. Ancak ne pahasına olacak bu? Bu yüksek faiz pahasına olacak. Buradaki matematik ve optimizasyon hesabı %1 faize ne kadar düşük kur, ne kadar rezerv biriktirmesi hesabı olacak. Ben bunun şu anki dünyada yani konjonktürde 3 aydan sonrası için geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ve bizi eğer böyle bir tehlike bekliyorsa Mart ayından itibaren faizleri yükseltmemiz gerekecektir ki bu benim hiç istemediğim ve tasvip etmeyeceğim bir durum ama Merkez Bankamız bunun zorunda kalabilir hala bu politikayı değiştirmezse. Çok değişecekmiş gibi görünmüyor hocam. Çünkü ben geçtiğimiz haftalarda Naci Ağbal'ın enflasyon raporu toplantısı ve dündü galiba evet. Reuters'a verdiği bir röportaj vardı. Ben de okudum onu. Yani çok değişecek gibi görünmüyor. Hatta Sayın Ağbal ya kim ne istiyorsa 50 fazlası da diyebilir evet. Yani. Çünkü öyle bir şey algıladım ben röportajdan ve enflasyon raporu basın toplantısından. Bir de eleştirdiğiniz anda da kızıyor. Yani işte siz ekonomiyi bilmiyorsunuz, yaklaşımınız yanlış falan da dedi. Böyle fırça atmalar falan da başladı. Dolayısıyla ben onun için Merkez Bankası konuşmuyorum artık fırça yememek için. Şimdi, ama yok, tabii ben, işin bir de, ben konuşabilirim. işin bir de şu boyutu var tabii. Şöyle bir sıkıntımız var. Biz enflasyonu düşürürken göya düşerse o da. Çünkü yani sadece şuna odaklanmışız gibi hissediyorum ben. Doları düşürdüğümüzde enflasyon... Her şey düzelecek. Her şey düzeleceğe odaklanmışlar. Evet. En başarılı ülkede biz olacağız. Çünkü ben öyle tweetler falan görüyorum. İşte böyle hemen gelişmekte olan ülkelerin genel para birimlerinin dolar karşısındaki seyri. İşte Türkiye çok iyi gidiyor falan. Yeni ekonomi yönetimi çok iyi böyle tweetler var. Onlar da herhalde motive ediyor biraz. Ama şöyle de olacak. Yani bunun sonucunda istemediğimiz bir işsizlik oranı olacak. Yani bu kadar genç nüfusun olduğu yerde her yıl en az birkaç milyon yeni istihdam yaratmamız gerekirken bırakın yenisini yaratmayı mevcutlarda bir işsizliğe sebep olacağız. Bunun gidişatı o. Yani bu tahmin değil artık. Yani bu çok, böyle çok haklısınız. Evet. İki, bir de IMF'in Türkiye için 2021'de bir %6 büyüme hikayesi var. O da nasıl olacak? Yani o da hani bence yılın en büyük şakası oydu. Yani burada %17 gerekirse bir 150-200 daha yaparız.
faiz ama %6'da büyüyeceğiz 2021'de. O nasıl olacak? Onu da ben anlamış değilim. Yani böyle biraz gerçeklikten koptuk mu bu pandemi, işte koronavirüse yakalanınca acaba birazcık hani fonksiyonlarımız mı zayıfladı? Biz mi bilmiyoruz bu işi, bırakalım mı, ünvanları silelim mi? O noktaya kadar geldim ben. Şimdi %17 şu anda politika faizi veriyoruz. Yani her şeyi düzgün olan bir KOBİ 23'ten 24'ten aşağı borçlanamaz. %6 nasıl büyüyeceğiz biz bu yıl? Hiç anlamış değilim. Hocam siz anladınız mı? Nasıl büyüyoruz %6? Yok, bir matematiksel bir karşılığı var mı? IMF'nin tahminini geçen hafta ya da 10 gün önce yayınladılar. Ben de ona dikkat ettim. %6 büyümeye revize ettiler. Bu evet, bu açıdan baktığımızda imkansız. Açıkçası %6 büyüme. Ancak burada onların demek istediğini şöyle değerlendirelim Mehmet Hocam. Bu büyük yatırım fonlarının özellikle JP Morgan falan gibi ara ara size duyuyorsunuzdur yorumlarını ve beklentilerini. Hatta Sedat Hoca'yı da anacağım burada. Siz de ara ara program yapıyorsunuz. Geçen hafta beraberdik. Öyle mi? Evet. Buradan çok selamlar diyorum o zaman. Bankaya kahkaha atmak, atarak gitmek diye bir deyim. Onun ara ara dillendirdiği bir deyimdir. Şimdi %17 ve üzerine faiz verdiğiniz zaman tabii JP Morgan bankaya kahkaha atarak gider. Çünkü daha iyisi yani imkansız %0 faizle para alıp dünyada %17 faiz alacağınız bir ülke ve bunu bir de beklenen enflasyon kılıfıyla yapıyorsunuz. Yani çılgınlık burada. Beklenen enflasyon kılıfı o kadar enteresan bir kılıf ki 3 ay sonra ben Türkiye Cumhuriyeti'ne getirdiğim paranın %17 faizle çıktısını alacağım. Getirdiğim parayı geri ödünç aldığım yere vereceğim. Çok güzel. Geri bana ne kalacak? Şu kadar para kalacak. Şu kadar dolar kalacak hatta. Yani yeryüzünde %0 faizle borç veren Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve benzeri ülkeler olduğu sürece biz %17 ile faiz verdiğimiz zaman tabii ki bizden daha güzel, daha sevilen başka bir ülke olamaz, daha halk olamaz. Yani bunu başka kelimeler bulamıyorum ifade etmek için. Bu büyük bir bonkörlük diyeyim yani yaptığımız. Hocam, çünkü buyurun. Hemen bir şey söyleyeyim mi? Çok özür diliyorum. Orayı da alarak devam edin lütfen. Bu beklenti tabii. Dediniz ya, enflasyon beklentisi. Evet. Şimdi enflasyon beklentisi neye göre oluşuyor? Size onu söyleyeyim. Açık kaynak Merkez Bankası'nın sayfasında eğilim anketleri kısmında evet, var. Evet, eğilim anketi. Şimdi 12 ay sonra ve 24 ay sonra enflasyon ne olacak? Burada beklentimiz nedir diye ne yapıyoruz bakın. Bir tane işveren kuruluşuna soruyoruz. 12 ay sonra enflasyon ne bekliyorsun diye o bir şey söylüyor evet. Bize. Yüzde işte atıyorum 15 diyor örneğin. 7 tane holdinge soruyoruz. Hangi holdingler bilmiyoruz ama. 7 tane holdinge soruyoruz. 33 tane bankaya soruyoruz. 16 tane banka dışı finansal aktöre soruyoruz. 4 tane öğretim üyesine soruyoruz. 2 tane de diğer profesyonele soruyoruz. Toplam 63 kişiye soruyoruz. Bunun bakın evet. Ama dikkat edin. 49'u finansal aktör. Yani evet. 33'ü banka, 16'sı da banka dışı finansal aktör. 49 tane finansal aktöre soruyoruz. 12 ay sonra, 24 ay sonra enflasyon ne olacak? İşte bunun medyanını alıyoruz. Bunların verdikleri cevapların. Sonra diyoruz ki bizim 12 ay sonra enflasyon beklentimiz 10.84 oldu. Daha önce 10.40'tı. İşte burada bir artış var. Fiyatlama davranışlarında bozulma olacak. Faiz artıralım. Evet. Bu kadar. Ya korku. Evet. Bunu ben ya, korkunç diyeceğim ama açıklayacağım ya, dedim. Korkunç. Ya bunu bana aksini birisi ispat etsin işte Merkez Bankası'nın sayfasında. Bu 7 tane holding kim? Bu arkadaşlar 12 ay sonrası enflasyon beklentisini neye göre hesaplıyorlar? Neye göre oluşturdular? Şimdi bu 49 tane, 33'ü banka, 16 tanesi banka dışı aktör. Ya bu adamlar zaten bu aradaki arbitrajdan kazanan adamlar. Yani evet. Siz emin misiniz bu adamların 12 ay ve 24 ay için doğru söyleyeceğine? Şimdi bizim gibi gelişmekte olan ekonomileri sözde bilimsel
işte sorduk, 69 kişiye sorduk, medyan falan alıyoruz, böyle hesaplamalar var, alt limitler, üst limitler falan, bir şey konuşuyoruz. Medyan da ortaokul hesabı da biliyorsunuz. Evet hocam. Yüksek aslında matematik değildir yani. Ağırlıklı ortalama. Evet. Onu koyuyoruz. Ondan sonra diyoruz ki işte, işte 12 ay sonrası enflasyon beklentimiz yükseldi. Vah vah, ne yapalım? Merkez Bankası da hemen diyor ki hiç merak etmeyin. 1211 sayılı kanun bana fiyat istikrarı görevini verdi. Benim elimde para politikası araçları var. Rahat olun. Gerekirse bir 200 daha ben faizi artırırım. Rahatlıkla enflasyonu düşürürüm diyor. Peki işsizin enflasyonu %100'dür. O istihdam kayıpları ne olacak? Banka diyor ki 1211 sayılı kanun bana fiyat istikrarı görevini vermiş. Ben o tarafla ilgilenmem diyor. Evet. İşte bu tartışmalar bizi artık daha ne kadar gideriz, yani nereye kadar götürür çok emin değilim. Çünkü biz de bir taraftan şunu yapmaya çalışan bir ekonomiyiz. O orta gelir tuzağından da üste çıkmaya çalışıyoruz ya, hani öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz evet, bir süreden sonra. 10 bin dolardan, evet. Bu politikalarla nasıl olacak çok emin değilim. Yani bir carry trade cenneti, o öyle gideceğiz gibi görünüyor. Yakın dönem için böyle bir şeyin olacağını ben de beklemiyorum. Geçenlerde yaptığım hesap 8 bin dolara doğru indiğimizi benim gösteriyor ama TÜİK'in yapacağı açıklamadan sonra bu kesinleşecek. Benim tahminim 7800 ile 8500 dolar arasına doğru ineceğimiz. Çok kötü bir rakam. Neden kötü bir rakam? Çünkü 9200'ler dedik biliyorsunuz. Ve 9200'lerden 10 bin dolara çıkmayı amaçlıyorduk. Dolar düşünce çıkarız belki hocam. Dolar... yani doğru ama bunu ayrıca size söylemek istiyorum. Şimdi bu aslında fizik kanundur. Histerisis denir buna. Siz de biliyorsunuz. Şimdi etkiyi kaldırdığınız zaman sonuç ortadan kalkıyor mu kalkmıyor mu ona bakmamız lazım. Aslında buradaki doğru soru şu. Merkez Bankası'nın kendine sorması gereken soru, ben faizi değiştirdiğim zaman bu dolarizasyon değişecek mi ve ne kadar değişecek? Yani madem ben çok iyi bir ekonomiyim, o zaman bunun o kadar çabuk değişmemesi lazım. Bu yabancı yatırımcının başka özelliklere bakıyor olması lazım gibi sorular sorması lazım ama bunları gördüğüm kadarıyla sormuyor. Yani buna bakmıyor ve özellikle beklenen enflasyonun yüksek çıkmasına dair bir özel beklentisi var. Ben bunu da anlayamıyorum. Yani Merkez Bankamız yüksek enflasyon çıkacağına dair bir beklenti içinde ve faizleri yükselteceğini bu şekilde anons ediyor. Bunu gerçekten anlamak mümkün değil. Çünkü burada Merkez Bankası'nın dışında bir otoritenin, yani ben bunu Hazine Bakanlığı olduğunu düşünüyorum. Hazine Bakanlığı ile arasında bir geri besleme olması lazım bu politikayı yürütürken. Ancak orada ya belki bir aksaklık var ya da belki başka bir, siz daha iyi bilirsiniz, başka bir otorite devreye giriyor. O açıdan bakıldığında Merkez Bankamızın fiyat istikrarını ön plana alması normal. Ancak burada beklenen enflasyon diyerek faizleri %20'ye doğru çıkartacağın izlenimi vermesi ve bu izlenim ile finansal piyasalarda bir öbek oluşturması, yani denge öbeği oluşturması çok tehlikeli şu yüzden. Eğer finansal piyasalar %20'ye dair bir öbek oluştururlarsa sizin de bildiğiniz gibi süreç 17'den 20'ye doğru kayacak. Kaydığı zaman biz bir dahaki toplantıya yaklaştığımız her gün daha fazla dolar TL değişimi bekleyeceğiz pozitif yönde. Yani bu istenmeyecek, arzu edilmeyecek bir durum. Ancak böyle olduğu zaman bilin ki finansal piyasalardaki karar vericiler Merkez Bankası'nın %20 vereceğine razı olduğuna dair kendi arasında uzlaşmadalar. Yani bu istenmeyen durum meydana gelecek. Ben bunu istemiyorum şunun yüzünden. Çünkü bunu yaptığımız zaman, %20'ye de kaydırdığımız zaman İşsizlik oranımız sizin de belirttiğiniz gibi özellikle genç işsizlerde %30'un üzerine kesinlikle çıkacaktır. %30'un üzerine kesinlikle çıkması demek siyasi otoritenin, siyasi karar vericilerin herhangi bir seçim kararını kesinlikle bozacak demektir. Çünkü 7 milyon gencimiz söz konusu burada. Yani oy vermeye gidecek olan. Yani bu ülkemizin
politik geleceğini çok derine etkileyecek kararlar aslında. Oradaki %1 dediğimiz. Umarım politik karar vericiler bunun farkındalardır ve Merkez Bankamızın serbest ve özel karar vermesi adı altında bu çerçeveyi kendi açılarından değerlendiriyorlardır. Bunu önemsiyorum. Çünkü şundan Levent Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin örnek vereceğim. Özellikle vermek istiyorum. Hazine Bakanı'nın açıkladığı rakamlara hükümetin yani başkanın ben müdahale edeceğini hiç zannetmiyorum Amerika'da. Yani 2 trilyon dolara ihtiyacımız var. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Hatta daha fazlasına ihtiyacımız var. Her hane başına 1400 dolar vereceğiz yaklaşımının sorgulanmaması bile şunu getiriyor. Böyle bir teknik gereksinim içinde olunduğu zaman ve bu burada ikna edicilik durumu ortaya çıktığı zaman kimse burada karışmıyor ve bu gereksinim yerine getiriliyor. Çünkü çok özel bir şekilde buna ihtiyaç olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yapmaz ise önünde, yani ısrarla söylüyorum, size dikkat etmişsinizdir, çok zor aylar olduğunu vurguluyorlar. Yani çok zoru ben yumuşatarak söylüyorum. İçinden çıkılamaz dönemler diyelim buna. Onu vurgulayarak bunu ifade ediyorlar ki bize dönerek baktığımızda bu kadar serbestlik gerçekten içinde bulunduğumuz özellikle salgın dönemi için çok fazla görünüyor benim gözüme. Evet hocam, bir taraftan da işte bu enflasyon beklentilerinde ısrarla vurgulanan konulardan bir tanesi gıda fiyatlarındaki artış. Evet. Hemen hemen bütün Merkez Bankası raporlarında ve metinlerinde, Sayın Başkan'ın basın toplantısında ve ayrıca verdiği röportajda da bu gıda enflasyonunu görüyoruz. Şimdi orada tabii etkenler var ama şunu da biliyoruz ki bizdeki iktisadi literatür, yani bizim bilmediğimiz bir şey varsa yani bilmiyorum ama gıda fiyatlarına parasal aktarım mekanizmasıyla müdahale etme şansınız yok. Ama bazı akademisyenler de dahil olmak üzere şöyle bir söylem içerisindeler. İşte tohumu yurt dışından dolarla alıyoruz. Gübrenin maliyeti dolarla belli oluyor. İşte şu dolarla belli oluyor. Dolayısıyla tarımda girdi maliyetleri dövize bağlı. Döviz artınca işte fiyatlar artıyor. O zaman Merkez Bankası üstü kapalı döviz hedeflemesi yapacak. Döviz kur hedeflemesi yapacak. Ona dönüşüyor iş. Grafikler falan çiziliyor. İşte o doların seyriyle işlenmiş, işlenmemiş gıda fiyatları falan. Ondan sonra deniliyor ki tek çaremiz var. Faizleri artıracağız. Dövizi baskılayacağız. Ve gıda fiyatlarını baskılayacağız. Oysa böyle bir gıda fiyatlarında parasal aktarım mekanizmasıyla yapılabilecek bir şey olmadı aşikar. Sadece döviz kurunu baskılarsınız. O da sizin dediğiniz gibi 3 aylık bir şey. 4. ay daha yüksek bir faize ihtiyacınız olacak. Şimdi elimizde keşke o grafiği hazırlasaydım ben. Ben de biraz grafik çizebiliyorum onlar gibi. Son 15 yıllık gıda fiyatlarının 12 aylık ortalamalarına baktığımızda aslında son dönem hariç, bizim şu son 3-4 ay hariç gıda enflasyonu 15 yılın ortalamasına göre hareket etmiş aylık bazda. Son 3-4 ayda ne var? İki şey etkin. Bir, pandeminin yarattığı belirsizlikle ülkelerin gıda ihracat politikalarında yarattığı bir küresel fiyat artışı var. İkincisi, içeride iklim koşullarından kaynaklı bir kuraklık etkisi var. Şimdi buna döviz kurunu baskılayarak ne yapabilirsiniz? Faizleri artırarak ne yapabilirsiniz? Yani şunu söyleyeceğim. Tarlada 30 kuruşa satılamayan patates markette 3 lira oluyor. Bu arayla hiç kimse ilgilenmiyor. Ya biz o 30 kuruşu aşağı çekeceğiz göya işte şeyle. Tohumu dolarla alıyoruz, gübreyi dolarla, hani böyle bir yaklaşım var. Arası ne? O aradaki ne? O aradaki finansman giderleri. Mesela o işlenmiş gıda diyoruz ya. O gıdayı işleyen işletmelerin finansman giderleri konusu o olmaz. Ona bakmıyoruz. Şimdi bu yaklaşım çok böyle basic. Yani aslında iktisada giriş dersi, yani ekonomi 101'de öğrenci yazsa ne yapıyorsun sen falan diyeceğimiz evet, puan vermeyiz. Şeyler,
Yani evet böyle şeyler ama koca koca insanlar çıkıyorlar, açıklama falan yapıyorlar bununla ilgili. Dolayısıyla bu gıda enflasyonu dışında enflasyonun işte ne kadarı talep çekişliği, ne kadarı maliyet itişliği, hani bunlara da baktığımızda Merkez Bankası yine aynı enflasyon raporu içerisinde şunu söylüyor. Döviz kurunun geçişkenliği %20 diyor. Şimdi biz o %20 için kalan %80'e bir politika geliştirmiyoruz. Yeter ki dövizi baskılayalım. Dolar düşünce en iyi Merkez Bankası biziz. En iyi ekonomi yönetimi bizize dönüştü iş. Son 3-4 aydır bunu görüyorum. Dolayısıyla bu gıda enflasyonu ve enflasyonun genelinde bu doları baskılama hikayesiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Hocam şimdi söylediklerinizden ilk yapacağım eleştiri şudur. Merkez Bankamızın değişen yönetimini aslında eleştirebiliriz. Yani eleştirebilirim, öyle söyleyeyim. Siz katılırsınız, katılmazsınız. Burada bu görüş meselesi olduğu için eleştirebilirim. Ancak şu an bunun yapmanın bize bir faydası olmayacağı için bunu yapmayacağım. Ama dediğiniz görüşlere doğru kaydıracağım düşüncemi. O da şu, kurumsal olarak kurun aşağı çekilmesinin gıda fiyatlarını etkileyeceğini düşünmelerinin eskiden kalma bir yanı var. O da şu, eskiden yapılmış olan analizlerde, ekonometrik analizlerde böyle bir ilişki gözlemliyorlar. Yalnız burada gözden kaçırdıkları nokta şu, gıda enflasyonu bizde aslında gıda üretimindeki bilgimizin eskimesinden kaynaklanmakta. Yani bu şu demek, kabul etmesek bile biz dünyadaki koşullar ne kadar düzelse de önünde sonunda gıda enflasyonuna dönüp maruz kalacağız. Yani döngüsel olarak buna maruz kalacağımız anlamına geliyor. Çünkü bizim ana olarak birinci problemimiz çiftçimiz kâr edemiyor. Bunu hiç kimse düşünmüyor ve dillendirmiyor. Dolar kurunu düşürdüğümüz zaman çiftçimizin kâr edeceğinin garantisi yok. Ben bunu zannetmiyorum. Neden? Çünkü dolar ile olan girdiler yanında dolar ile olmayan etkenler, faktörler düşünüldüğünde ki bu sudur. Özellikle su. Biz bu konuda 1980'lerin verilerine göre çok fakirleştik ve bu yüzden çiftçimizin kâr etme ihtimali çok aşağı indi. Yani Merkez Bankamızın dikkate almadığı, eğer kur düşse bile çiftçimiz kâr eder mi? Bana sorarsanız çiftçimiz hala kâr etmez eğer belli bir seviyenin altına gelmez ki oraya gelmeyecek zaten. Onu faizle bizim orada tutmamız mümkün değil. Çünkü faizi oraya indirdikten sonra birazcık kaldırdığınızda gene değişecektir. İşte histerisiz dediğim oydu. Dolayısıyla birincisi tarım üretimi konusunda know-how probleminiz var. Siz bilgiyi kaybetmişsiniz. İki, kaybetmekle kalmamışsınız. Bunu yeni nesile aktarmak gibi bir imkanı kaçırmışsınız. Yani bizim yeni neslimiz tarlada üretmek yerine şehirlerde. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çiftçi kâr edemiyor. Kâr etse bile bunu kendinden sonra gelecek nesle bu bilgiyi aktaramıyor. Şimdi böyle olduğu zaman biz 1-2 yılı kurtarsak bile tesadüfen kurtarabiliriz. Gelecek yılları kurtaramayız ama sizin dediğiniz faktör, ikinci faktör burada devreye girecek, kuraklık. Kuraklık şu an ben Tarım Bakanlığımızdan kuraklığa dair herhangi bir uyarı veya çözüm önerisi duymadım açıkçası. Ama kendi gözlemlerim kuraklığın, sizin de bildiğiniz bir kavramı söyleyeceğim, kararlı hal, steady state diyeceğim yani. Kuraklık bizim için şu an bir kararlı hal olmuş durumda. Çünkü kar yağdıktan 2 gün sonra bölgemizdeki sıcaklık tekrar 15 dereceye çıkıyor. Yani ülkemizin şu an iklim koşulları 15 derece etrafında salınan bir sıcaklığı işaret ediyor. Bu da şu demek, biz Ocak ve Aralık aylarında 15 derece etrafında salındıysak
Nisan, Mayıs, Haziran aylarını ben düşünmek istemiyorum. Eğer gerçekleşirse düşünmediğimiz şey, barajlarımız zaten 20 milyon İstanbullunun su talebini karşılayacak durumda değildir. Ve o da bizi büyük bir gıda enflasyonuna doğru götürecek zaten. Bunu bir şekilde bekliyor olmamız gerekiyor Levent Hocam. Yani burada gıda enflasyonunu Merkez Bankamızın çözmesi mümkün değil. Ancak enflasyonun gıda enflasyonuna bağlı olduğunu ben bildiklerine eminim. Onu dile getiriyorlar. Oradan çıkabileceklerini de sanmıyorum açıkçası. Yani o döngüyü kuru aşağı baskılayarak kırabileceklerini düşündüklerini de zannetmiyorum. Yani bunu düşünüyor olamazlar diyeyim. Eğer düşünüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Bunun için %17 faiz ödetmeleri çok 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 daha yanlış. Bunu Nisan Mayıs aylarında tekrar görüşmeye konuşma imkanımız olursa bir kere daha gözleyeceğiz. Bizim gıda enflasyonumuz gitgide sertleşecek ve yapışkanlaşacak. Bizim buradan çıkmamız için çok farklı önlemler almamız gerekiyor ki bu önlemler ülkemizin sınırlarını aşacak derecede sertlikte olacak. Çünkü bir noktayı hatırlatacağım size. Konumuz değil biliyorum. Özür dileyerek bunu hatırlatacağım. Estağfurullah. Dicle ve Fırat'ın sınırlarımızı aşan bölgelerindeki şu anki konumlanmaya baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ve Rus askerlerinin bu iki nehrin iki tarafında da Suriye'yi boydan boya konumlandığını göreceksiniz. Ve bu bölgemizdeki su probleminin ne kadar önemli ve geleceğimiz ne kadar etkileyeceğinin bir ayrıca göstergesi olacaktır. Hocam çok kıymetli bir yere getirdiniz. Aslında zamanımız da bitti ama ben hızlıca şunu söyleyeyim. 2013 yılında ben bir makale hazırlamıştım. Su kaynaklarının ekonomi politik önemi diye. Yani aslında doğrudan makro iktisat konusu olmamakla beraber bir politik ekonomi konusu olarak almıştık onu. Bir de sevgili arkadaşım Sencer Peker de vardı o makaleyi hazırladığımız beraber. İnanılmaz atı falan bir yayın haline dönüştü son birkaç yılda. Çünkü bu su kaynaklarının azalması konusu ekonomileri çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü su sanayinin de temel girdilerinden bir tanesi. Tarımın da temel girdilerinden bir tanesi. Bunları konuşacağız önümüzdeki dönemde. Daha ciddi şekilde ele almamız gerekiyor. Merkez Bankası evet gıda fiyatlarına bir şey yapacak durumda değil ama gıda fiyatlarının yukarı ittiği enflasyonu aşağıya çekebilmek için diğer sektörlerde hasar bırakacak faiz hatlarını ümit ediyoruz. Devam ettirmez diyelim. Evet, çok doğru akşam söylediniz. Yani evet, tam tabiri buydu. Ben de evet bunu söyleyemedim ama siz söylediniz. Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. O zaman Nisan ayı için belki daha önce bir söz daha almış olduk sizden. İnşallah. Sizin görüşleriniz çok kıymetli. Yine beraber çok değerlendiririz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyiciler, politik ekonomiden bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla gündemi değerlendireceğiz. Mutlu günler diliyoruz.